hortumu, kanalizasyon borularını bağladı. Ülkücülerin devlet abisi, Devlet Bahçeli. Sessizlik olacak. Aynen. Hepsi dağılın gitsin. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyaset sahnesine son 25 yılda damga vuran Devlet Bahçeli, her masanın ya en çok kazananı ya da en çok kaybedeni olmuştur. Hayatı adeta sır perdesi olan Bahçeli'nin istihbaratçıları aratmayan ketumluğundan halk Bahçeli'nin izin verdiği kadar onu tanıyabiliyor. Bahçeli hakkında toplumun ortak görüşü klasik araba sevdalısı olduğudur. Hobileri hakkında rahatça bilgi edinemediğimiz Bahçeli'nin siyasi görüşünü de çözmek takdirinizdir ki zor. Siyasete Alparslan Türkeş'in son yıllarında girdi. Herkesin bildiği meşhur olaylı MHP kongresinde partinin başına geçerek Milliyetçi Halk Partisi ile adeta özdeşleşti. 1948 Osmaniye doğumlu olan Bahçeli yıllarında ülkücü harekata katılmıştır. O yıllarda sokaklarda bitmek bilmeyen olaylardan adeta kardeşin kardeşe ideolojisini kabul ettirmek için baskı uygularken ülkücü erde bu kavgalardan payını alırken Bahçeli'nin adı hiçbir olaylarda geçmemiştir. Ve hapishaneyle tanışmayan nadir ülkücülerden olmuştur. Dava adamı olan Devlet Bahçeli 1997 yılında Milliyetçi Harekat Partisi'nin başına geçti. O dönem bebek katilinin yakalanması için yaptığı milli duruş ve yürüttüğü mitinglerde konuştuğu idam üzerine seçim kampanyaları yürüttü. Bu yapmış olduğu kampanyalar millette teveccüh görmüş olacak ki MHP tarihinde en yüksek oyu alarak ikinci parti oldu. Hükümetin kurulmasıyla başbakan yardımcılığı makamına gelen Devlet Bahçeli bebek katilini idamdan kurtaran imzayı attı. Yıllar sonra ise atmış olduğu imzayı unutarak dönemin başbakanına bebek katiline gerekeni yap diyerek duruş sergiledi. Buna gemi alacak kadar param var, asacak kadar ip mi bulamıyorsun? Ver şu ipi. Sana bir ip veriyorum. 2002 seçimlerinde meclise giremeyen Milliyetçi Harekat Partisi'nden Bahçeli istifa etti fakat kongrede aday olup kazandı ve partideki yerini sağlamlaştırdı. 2007 meclise tekrar girdi lakin muhalefet dilini daha sert hale getirdi. Dönemin Başbakanı Erdoğan'ı eleştirmediği konu kalmadı, ikili arasında söz diyalogları adeta nefes kesti. Erdoğan'ın aday olacağı ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde öngörülü bir lider olduğunu kanıtlarcasına güzel bir grup konuşması yapmıştır. Tekeden süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz, Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. Ve karşısına Erdoğan'ın çok zorlanacağı aday çıkararak siyasi dehalığını göstermiştir. ...15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ittifaklara başladı. Parlamenter rejim yerine başkanlık sistemini destekledi. Bunun sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin sarsılmaz dostluğu siyasi düşünceleri Cumhur İttifakı adı altında birleşti. Sizlere kısaca Devlet Bahçeli kimdir diye ufak bir içerik hazırladık, beğenip abone olmayı unutmayın. 2009'u yazarken de 2-0 var. 9'un yanındaki 0 solda 0. Sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında 1 0 var. Onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2 0'ı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl dönümü.